maçta üç farklı oyun oynattı. Üçünde kazandı. Saydın sen. Sivas Spor, Hatay Spor ve Galatasaray karşılaşmadı. Şimdi bu Hatay Spor'da şunu gördük sezon başı itibaren. Yani ilk golü yemedikçe güçlenen bir Hatay Spor var. E, o zaman Hatay Spor'u ilk gol atacaksın. Farklı kazandı Alanya Spor. Maçtan önce o kadar da farklı kazanması beklenmiyordu. Sezona iyi başlamasından hemen bir daha getirelim kadroyu. Üç boyutu var Alanya Spor'un başarısının şu ana kadar ki. Biri böyle kulüp organizasyonu. Onunla bağıntılı bu. Kulüp organizasyonunun yani doğal sonucu. etmek lazım kulüp organizasyonu doğal sonucu her şeyi bilene uzmanına bırakıyor. Başkan gidip kendi uğraşmıyor transferle. Başkan gidip kulüp tesisi emlakçılık işiyle uğraşmıyor. Kimse uzmanı ona veriyor. Doğru çalışmam için mi budur. Dünyada bütün başarılı kulüpler bunu yaparlar. Bu zaten futbolun olmazsa olmazısıdır. Bunu yapmıyorsan yönetici olarak başarısız da mahkumsun. Dünyanın her yerinde bu böyle. Gelelim şimdi bu kadro mühendisliği meselesine. öyle çok bilinen oyuncu değil. Barreiro'dan daha ünlü 9 tane böyle Güney Amerika kıtasından forvet sayırız. Ama Barreiro bu takıma en uygunu o fiyatla. Bu performans. Bu ve oyun tarzına. Çünkü Barreiro ile 4-4-2 de oynayabiliyorsun. Çok çalışkan bir oyuncu. Ön tarafta zaten 4-4-2 oynuyorsan. Geçen haftalarda Yen da. Yanındaki forveti besliyor. Galatasaray'la ilgili gelen sorularda. Falcao, Jagdan, çift santrafor oynayabilir mi? 4-4-2 ya da 3-5-2. Çift santrafor oynuyorsan. Hele 4-4-2 oynuyorsan. Hucum pres yapmak zorundasın. Yoksa anında 8 tane oyuncunla karşı karşıya kalacak 10 tane oyuncu. Yani hep 2 kişi fazla olacak rakip. Eğer hucum presi etkili yapmazsan. Barayır öyle bunu yapabiliyorsun. Onun yanına Babakar'ı alıp Babakar da fiziksel açıdan sahaya üstün taraflarını empoze edebilen bir oyuncu. Ayrıca böyle tekniği de fena değil. Ama Barreiro'nun savaşçılığı ve onun için devamlı çok önemli. Bak, Pozisyonları ekrana getiririz. Bir saniye getirmeyelim. Önce bir sayı vereceğim. Çok tamam. çarpıcı. 5 maç her 4 dakikada bir ortalama yuvarladım sayıyı. 3 de olabilir. 4 de olabilir. Her 4 dakikada bir diyorum. Rakip ceza içinde topla buluşuyor Alanya Spor. Oyuncu takımlar e, Fenerbahçe Hatay Spor karşısında zorlandı. ilk golü atamadığı için. E, Sivas Spor geçen sene uzun süre şampiyonladı ki Sivas Spor da gayet iyi transferler takviyeler yaptı. Onu söyleyeyim. Ama burada kilit transfer Davison. Gerçekten böyle bir oyuncu getirmek büyük başarı. Bir de şu var. Salih yeniden milli takıma dönüş yolu açıldı Salih. İyi o zaman oynuyor. nasıl Alanya'da açıldı? Sergen Yalçın yönetiminde. Bu kez Çağdaş Atan yönetiminde. Ki geçen sezon Erol Bulut yönetiminde Salih'in tırnak içinde Rönesans'ı başladı. Kendini toparlama süreci başladı. Bir de bir şey söyleyeceğim. Valla şu an ligin en tırnak içinde ve underrated. Yani hakkı en az teslim eden sabitlerden bir tanesi. Efecan yokken de görmek istedim. Bravo diyorum. Bu anfırını da Tabii ediyorum. Efecan gibi bir oyuncu Efe Can yok. milli takımda ve yaşam. o sağ kanadın banko ismak herkes gidiyor. Efecan kalıyor orada. Efecan o yaştan sonra milli takıma gidiyor. Oynuyor başarılı oluyor. Yani geniş kadro için önemli. Ayrıca oynayan burada oynayan stoper kendini yeniliyor. İşte Kolkır bence bir kez daha çok iyi performans sergiledi. Ya savunmada hücumda geçen sezon biliyorsun gol katkısı da çok değerliydi Kolkır'ın. Kolkır İngiltere'de büyük sıkıntılar sorunlar yaşıyordu. Kolkır futbola hiç konsantre olamadığını, artık profesyonel bir futbolcu gibi davranamadığını söylüyordu. Ya röportajları var ama bak oyuncuyu dönüştürme işte kulüp organizasyonu hem scouting'in başarısı oyuncu tespitçinin kalkır İngiltere Ligi'nin iyi stoperlerinden. Yani ortalama stoperi İngiltere Ligi'nin bizim ligin çok iyi stoperine dönüşebiliyor. Bunu doğru böyle analiz yapıp doğru şekilde alabiliyor. Oyuncunun Veliktir, sorunları var. Hallederiz diyor. Burası böyle Alanya, Güneş. Ya bir İngiliz, İskoç ya fark etmez o karışık aile de işte bir sizin tabirle Britanyalı'nın Alanya mis gibi yer. Bak, Bak, adam sadece geri hallederiz spola. demekle alakalı da bir şey değil sonuçta. Hallederiz demekle alakalı bir şey değil. Halledebiliriz. Ha, Balotelli de sorunlu, başka oyuncular da var. Herkes de, yani Sergin Hoca da veya başka da... sıkıntılar başkaydı. Tabii Alanya'da farklı, o ortamda farklı. çözülebilecek sıkıntılarda çözüldü başarıyı. Başkörünün bir yandan da dönebiliriz herhalde tabii, değil mi? Yok